Şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. Önce iyi haberi vereyim. Biliyorsunuz biz 16 yaşında bir çocuğumuzu arıyorduk. Babası gelmişti. 10. sınıf öğrencisi Nehir. Yayının hemen ardından ekibimizi aradı. Dedi ki ben buradayım, gelip beni alır mısınız? 24 Kasım'da İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolmuştu 16 yaşındaki çocuğumuz. Gittik aldık. Çocuğun da tabii bir takım iddiaları var. Hadi hep beraber izleyelim. Asım Atak günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki kızının bulunması için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Sizin kızınız yurtta kalıyormuş. Niye yurtta kalıyor abicim bu çocuk? 6 yıl önce aldım bunu ama bazen bir ay kadar kalıyor, bir ay sonra sıkılıyor, polisi arıyor. Ben yurda gitmek istiyorum diyor. Gidiyor. Darp etti beni diye babam polise. Bu şekilde. Musun? Yok efendim hiç. Alakası yok. Birileri bunun kafasını çelmiş, kaçıyor bulamıyoruz. Sosyal medya hesabına evli olarak kendisini etiketlemiş. Sizin haberiniz var mı böyle hani kiminle evlenmiş olabilir falan? Kendince tabii bunlar oyunda. İki ay önce Yasin denen bir çocuk. Çocuk o da 15 yaşında. Işte. Bu kaçtı kayboldu 8 gün yoktu. Ben bunu WhatsApp grubundan iyi sözlerle bir baba olarak gel kızım vereceğim seni getirdim. Yasin'i de aldım karşıma, onu da aldım karşıma. Konuştum daha küçüksünüz yapmayın dedim. Yayınımızın ardından kızımız ekibimize ulaştı. Neredesin tam olarak? Esenyurt Ali Deli Parkı. Bizi orada bekle, hemen geliyoruz yanına. Tamam. Nehir, iyi misin? Değilim. Gel arabaya geçelim. Esenyurt'taki parkın önünden aldığımız genç kız neden kaçtığını anlatırken çeşitli iddialarda bulundu. Babamdan şiddet görüyordum. Bu yüzden onunla kalmak istemediğim için kaçtım. Mahkememiz de var bizim. Ve benim yaşım normalde büyük, 18. Babam benim yaşımı küçülttü. Bu yüzden de kemik testine girip yurda gitmemek istiyorum. Yani baban seni zorla mı gönderiyor yurda? Evet. Babanın sana şiddet uygulama sebebi nedir? Eşi. Eşi de kaçak. Hayatımın yarısını mahveden odur. Muska falan yaptırıyormuşuz. Rızıkları paraları gelmiyormuş eline. Babam bizi dövüyor ona inanıp. Peki kızımız bu soğuk kış günlerinde bunca gece nerede kalmıştı? Kaldığın evde seni nasıl fark etmediler peki Nehir? Dolaba giriyordum. Camdan dışarı çıktım, gezdim. Akşamları geliyordum zaten. Müge Anlı'ya çıktıktan sonra haberleri oldu mu senin arandığından, babanın seni aradığından haberleri oldu mu? Oldu. Ben de burayı aradım. Tutmak istemediler yani. Sosyal medya hesabında yazan evli kelimesine de açıklık getiren genç kız planlarından bahsetti. Ben 1,5 yıl saklanıp evlenmek istiyorum. Kiminle? Sevdiğim birisi var onunla. Evliyim diye yazmışsın sosyal medyana. Kim bu? Yasin. Arkadaş ortamında tanışmıştık. Kaç yaşında Yasin? 18 falan dersiniz ama kimlikte 15 gözüküyor. Birlikte yediğimiz yemeğin ardından kızımızın bulunduğunu Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine haber verdik. ATV Müge Anlı'dan arıyorum sizi. Yayınımızda aradığımız 16 yaşında Nehir isminde bir kaybımız vardı. Bulduk kendisini. Emniyet ekibi gönderebilir misiniz bulunduğumuz yere lütfen? Tamam, yönlendiriyorum şimdi. Tamamdır. Kısa sürede gelen ekipler 16 yaşındaki kızı teslim aldı. İstikamet ilk olarak hastaneydi. Sağlık kontrolünün ardından kızımız ifade vermek üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine getirildi. 16 yaşındaki kayıp Nehir Esenyurt Polis Merkezi Çocuk Şube Büro Amirliğine pedagog eşliğinde verdiği ifadenin ardından sosyal hizmetlere teslim edildi. Evet. Baba gözyaşları içinde çocuğunu arıyor. Çocuk diyor ki babam bana şiddet uyguluyor. Üvey annemin sözlerine bakıyor. Muska yaptığımızı iddia ediyor. Yani iddiası şu. Üvey annesi güya, yani bilmiyorum çocuğun iddiası tabii ki. Diyormuş ki işte bize muska yapıyor. Bizim hem huzurumuz kaçıyor hem rızkımız azalıyor. Baba da buna kızıyormuş. Yani yine bir muska. Şu muska mı lafını artık duymak istemiyorum lütfen yani. Artık size daha ne yapayım, daha nasıl göstereyim? Oyun yapmıyorum ki işte, herkes burada şahit işte yani muska denilenin cips paketi içinde çıkan gazete kağıdını gösterdim. Daha evvel de gösterdim. Daha evvel de yazılanları burada okuduk yani ilk de değil yani bu artık lütfen yani yeter, bu çocukların da hayatını bu şekilde köreltmeyelim yani, bu böyle muskaydı, büyüydü, oydu, buydu. Ya biraz inanmayın, inanmayanı tutmaz derler. İnanmayın tutması yani, ne diyeyim artık, vallahi şaşırdım yani. Ya ben hiç böyle bir şey olduğunu bile inanmıyorum ama inananlara da bari böyle söyleyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Çocuk işte,
Ya bir de farkında mısınız? Hepsi 15 yaşında ama 18 görünüyor. 16 yaşındayım ama aslında 18 görünüyorum. O kadar da küçükler ki hiç insan kıyamıyor. Ama hayatları ziyan olacak diye çok büyük endişe duyuyorum. İnanıyorum ki siz de bu endişemi paylaşıyorsunuzdur. Bence babanın da gidip çocuğu ikna etmesi gerekiyor. Bazı şeyleri oturup konuşması gerekiyor. Çünkü bu çocuk yurtta da durmak istemiyor bu şekilde. Ne olacak bilmiyorum. Ve efendim bu da işte gerçekten çok üzüldüm hatırlarsanız. Özellikle kızı halasıyla beraber gelmişti stüdyomuza. İkinci evliliklerde babaların çocuklarına karşı çok daha yakın, çok daha içten ilgi göstermeleri lazım. Üvey annenin o çocuklar üzerindeki yanlış baskısını ortadan silmek için. Evet. Çünkü normal anneler kalkıp bir bağırsa da, çağırsa da çocuğa o kadar tesir etmez. Öyle mi? Ama yetişme çağındaki bir çocuk üvey annenin ters bir hareketini içine sindirir ve maalesef psikolojik durumlarla karşılaşır. Evet, i̇şte bu arada, olayda onun bir canlı tablosu. Tabii o çocuğun iddiası hani bilemiyoruz. O yüzden hani çok üzerinde konuşalım ama Sema Hanım telefon attığımızdaymış. Asım Bey'in arkadaşı diyelim. Ben evli sanıyordum. Sema Hanım günaydın. Günaydın efendim. Çocuğun... İyi teşekkür ederim Müge Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim valla. Gözünüz aydın diyeceğim. Çocuk bulundu en azından. Teşekkür ederim Müge Hanım. Salim. Ama çocuk teşekkür ederim Müge Hanım. Çocuk da diyor ki bağımı dolduruyor sizin için diyor. Böyle muskaydı hayır, falan filan diyor. Hanım, ben ona bir abla kimi, bir bazı kimi, bir kızım kimi ben ona yalvardım gitme. O mene dedi ki ben evleneceğim. Ben erkeksiz kalamam. Yalvardım ona. Benim hiç alakam yok Müge Hanım. Hiç alakam yok benim. Allah biliyor ve ona ben bir Ali'den artık oldum. Onun konuştuklarını ben ona dedim gitme adam öldürürler kızları kesiyorlar. Beni itti gitti. Mene dedi ki kofere gidiyorum ama beni aldattı kaçtı gitti. Hiç alakam yok. Ben ona kızım kimi baktım. Çocukluktan ben büyüktüm onu. Evet annesi de hayatta olmadığı için yani sizin de kötü davranma ihtimalinizi düşünmek dahi istemiyorum bir kadın olarak yani bir kadının annesiz bir çocuğa çok daha büyük sevgiyle yaklaşacağına inanmak istiyorum. Ama evet Rahim Bey'in söylediklerine katılıyorum ama bu ergenlik çağında özellikle de böyle işte ben artık 18 yaşında görünüyorum. 15 yaşında erkek arkadaşım var o da 18 görünüyor diye yola çıkarsa bir çocuk kendi annesini babasını da hiçe sayıyor. Yani ben burada çok özlü üveyliğe girmek istemiyorum. Çünkü o çok ince bir çizgi. Şimdi kendi annesi bir şey söylerse anne tamam ister üvey ol ister öz ol doğruyu söylemeyecek misin? Şimdi benim çocuğum olmasa da ben doğruyu söylemeyecek miyim ona? Söyleyince de üvey anne mi olacağım? Hayır. Annelik olacak onun adı. Yani orada özlüğü, üveyliği aslında çok o yüzden dillendirmek istemiyorum ama Sema Hanım sizden ricam lütfen Asım Bey'le beraber gidip çocuğu da karşınıza alıp bir konuşun. Yani çocuğu ikna yoluna gidin. Siz de ağlıyorsunuz. İnanıyorum ki siz de seviyorsunuz. Siz de kaç yıldır bakıyorsunuz bu çocuğa? Ben onu kızım kimi boynun kucaklayıp yüzünden öpüyordum. Gitme. O mene dedi ki ben dedi kocaya gideceğim. Ben onsuz kalamam dedi. İşte o da o çocuğu bulmuş ya işte. O da onunla evlenmek istiyor yani. Yani zaten ergenlik yani dönemi sağ salim tam bulundu. Dönem. Evet yani o yüzden gözünüz aydın ama dilerim problemlerinizi halledebilirsiniz. Özellikle bir uzman eşliğinde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.